Sen hayaline bir gaye yükledin mi? Sahabeler hayallerini dahi israf etmemiş. Hakikat-ı Muhammediye'yi dünyanın en ucra köşesine nasıl taşıyacağım? Dinin ilası ve ifkası için neler yapacağım? Planım ne, projem ne, hamiyetim ne, gayretim ne? Her sıfatın, her meziyetin kemali vardır. Her kemal da bekaya, devamlılığa giderse matluf ve maksuttur. Daha ilerisi her sıfatın, her meziyetin sıddıkiyeti vardır. Hayalin sıddıkiyeti. Hayaline hükmet, kainata hükmeder. Hayalini kabzayı kahrına al, en muktedir, en dirayetli bir mümin olursun. Çünkü bütün günahların, ihanetlerin, kusurların ve bütün güzelliklerin, hayrın, hasanatın ilk çıkış merkezi hayaldir. İnsan önce hayalinde katil olur, hayalinde zani olur, hayalinde hırsız olur. Hayalin neyse, idealin neyse sen olsun. Sen idealin kadar büyüksün, sen hamiyetin kadar güçlüsün, sen aşkın irade nispetinde matlup keyfiyete ulaşabilirsin. Ne yükleyeceksin yani şu hayale? Hadi yükle. Bağ, bahçe, çoluk çocuk, dünya ne bir şey? İştir, açtır, eştir. Bir şey ki elden çıkıyor, elde durmuyorsa o katiyen istihbarlı olamaz. Evvelen ve bizzat hayatımızı tanzimde dikkate almamız lazım gelen ölçüler. Hayatına ne yükleyeceksin? Hadi yükle hadi. Ruhun hedefi ne olacak? Hayatımızı istikamete koyma noktasından bu cümle üzerinde saatlerce durmak lazım yani. Kusura bakmayın. Ben dertliyim, onun için konuşuyorum. Ya. Bana bak ya. Ne yükledin hayatı ya? Hayatın nerede akıyor? Kime yakınsın? Resulullah'a ne kadar yakınsın? Ya? Peygamberimize ne kadar yakınsın? Allah'ın emirlerinden olan zalim ne kadar uzaksın? Ya hayata ne yükleyeceksin? Ya? En büyük meselemiz. Bak şimdi bu gençliğe bakın bir kısmı. Başı aşağıda, ayağı yukarıda. Gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyor. Haberi yok ya. Haberi yok. Ne yükledin ben?